Şimdi arkadaşlar açı kenar bağıntılarında üçgenin iç bölgesinde verilen bir noktanın köşeler olan ile ilgili özelliklerden bahsedeceğiz. ABC üçgeni içinden herhangi bir P noktasını verir. Buradan çizilen arkadaşlar X ve Y'nin uzunlukları ile ilgili. Önce alt tarafta oluşan üçgen için A'dan büyük olmak zorunda ama üzerinden geçen B ve C'nin toplamından da küçük olmak zorundadır. Aralığımız direkt x artı için bu şekildedir. Ama sadece iki çizgi olmayabilir. Yani üçgeni verir. X, Y, Z. Aynı kural bunda da geçerlidir. X artı Y artı Z. A'dan büyük, B artı C'den küçüktür. Bunda da aynı kuralı geçerli yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar üçgenin içinde verilen bir P noktasının bu sefer üç köşeye olan uzaklıkları X, Y, Z aradaki bağıntı nasıl olacak bakalım. Dikkat edelim kenar uzunlukları verilmezse bize direkt çevreyi verirse Üçgenin çevresi genelde 2U diye gösterilir. O zaman arkadaşlar üçgenin çevresini vermiş. X, Y, Z bağıntısını bulurken yapılan işlem veya geldiği yeri görmek adına buraları biz kendimiz ABC B, C harflerini verip Y artı Z A'dan büyük ama B artı C'den küçük. X artı Y C'den büyük artı B'den küçük. Ve X artı Z de B'den büyük artı C'den küçükse bir önceki özellikten arkadaşlar üçünü alt alta yazıp toplarsak X, Y, Z U'dan büyük, 2 U'dan küçük bağıntısı çıkar. Son olarak benzer şekil ama kenar uzunlukları verilmişse bu sefer tek tek rakamlar yazılırsa x artı y artı z şöyle olacak. Yine aynı mantıkla u'yu elde edebiliyoruz. Fakat burada p noktasını üçgenin içinde olduğu için istediğimiz yere taşıyabildiğimizden dolayı p'yi mesela c'ye çok yakın bir yer seçersek eğer a ve b kenarları uzunsa ama o zaman x ve y Z çok küçük olduğu için ihmal edebiliriz veya zaten eşitliği etkilemeyecektir. A artı B'den küçük diye biliyoruz. O zaman U'dan her zaman büyük. Fakat en büyük iki kenarın toplamından küçük olmak zorundadır. Yani rakam olarak göstermek istersek X, Y, Z için. Eğer üçgenin çevresi mesela 20 birimse, kenarları vermemişse o zaman X artı Y artı Z 10 ile 20 arasındadır. Ama kenarları 5, 7 ve 8 diye verirsek çevre 20. Onu zaten yazıyoruz. En büyük iki kenar 7 ve 8. Bunların toplamından küçük demek zorundayız. Müzik